Secret Saturday'si hatırladınız mı? Aranızda hatırlayanlar vardır mutlaka. Secret Saturday's Cartoon Network'ün 2008-2010 yılları arasında yayınladığı harika bir çizgi diziydi. 36 bölüm süren çizgi dizi oldukça saran bir atmosfere sahipti. Ana karakterlerimiz Saturday ailesi olarak bilinir ve Cryptid denilen yaratıklara karşı savaşırlardı. Tabi başlarda. Sonradan karşılarına Argos gibi güçlü düşmanlar çıkar. Zack Saturday isimli kardeşimiz ise bunları kontrol edebiliyor. Türkiye'de Secret Saturday's hakkında yeterince video yok. Ne derler, her şeyin bir iki vardır. Biz de finaline değinelim dedik. Abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın ki bu nostaljiyi herkes tatsın. İki bilim adamı, çocukları, bir komodo ejderha ve Fiskerton Phantom adında 2 metrelik bir goril kedi. Final bölümümüzün ismi War of the Cryptids, yani Cryptid Savaşı. Bölüm ülkemizde yayınlandı mı bilmiyorum ama Amerika'da 2010'da yayınlanmış. Eğer biliyorsanız yorumlara yazın. Çünkü internette yok. Ülkemizde de çok popüler bir yapım değildi zaten. Ne yazık ki. Şimdi gelin bölümün konusuna bir bakalım. Argos'un planları yolunda gitmektedir. Hatta çok güçlü bir ordu topladı. Bu orduyu şehre salacak ve insanlara adeta cehennemi yaşatacaktı. Ama Zeki'nin de ordusu var. Çetin bir savaştan sonra Argos yeniliyor ama tekrar geri dönecek. Şu yılanlar sayesinde, bunlar gerçekten biraz korkunç yılanlar bu arada. Zeki'nin ailesiyle savaşırlarken Van Rook ölüyor Bayan Saturday'i kurtarmak için. Neyse ki siz iyisiniz Bayan Saturday. Bayan Saturday. Bayan Saturday. Sonra Argos Zeki'nin güçlerini almaya çalışıyor. Sonrasında o da patlıyor, adeta ölüyor. Zek de güçlerini kaybetmiş oluyor. Bölüm sonunda Van Rook için bir cenaze töreni yapılır ve çizgi dizi için ışıklar söner. Şimdi ise gelin detaylara bakalım. Van Rook Drew'u kurtarırken ölüyor. Cumartesi ailesi son sahnede onun için bir cenaze töreni düzenlerler. Doktor Gray, Ajan Epsilon ve Francis bu bölümde gözükmedi. Zack güçlerini kaybettiği için mutludur. Ve bu Örümcek Adam 2'de Peter Parker'ın kısa süreliğine örümcek adam olmayı bırakmasına benzer. Van Rook'un da Drew için kendini feda etmesi, Örümcek Adam 3'te Harry'nin Peter için kendini feda etmesine benziyor. Fisk dizi boyunca hiç kıyafet giymezdi ama cenazede takım elbise giymişti. Reis ya. Sonunda Zack babasının söylediği kehaneti gerçekleştirdi ve kur gücünden kurtuldu. Bölümde çok fazla aksiyon ve ölüm vardı. Vallahi aksiyon bakımından müthiş bir bölümdü ve oldukça tatmin ediciydi açıkçası. B-Man'e ne olduğu bilinmiyor. Evet, detaylar bu kadar. Eklemek istediklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Aksiyon ve hikaye konusunda Ben 10'le yarışabilecek bir çizgi dizi. Ayrıca çizimleri de efsane. Az bölüm olmasının sebebi muhtemelen pek izlenmemesi, potansiyeli olan bir yapımdı. Nice job, Miniman. Türkiye Cartoon Network'ü yanılmıyorsam bir daha göstermedi. Bu çizgi filme değindiğim için çok mutluyum. Zira ülkemizde hiç videosu yapılmamıştı. İzleyen herkes için umarım nostalji yaşamışsınızdır. Kanala abone olarak nostalji yaşamaya devam edin. Bir sonraki videoda görüşürüz.